Sayıları kim buldu? 1 artı 1 eşittir 2. 60 saniye 1 dakika, 60 dakika eşittir 1 saat. Bir günde 24 saat vardır, bir yıl 365 günden oluşur. Bunlar adımız gibi bildiğimiz basit gerçeklerdir. Ama bir şey dikkat çeker, sayılar. Dünyayı sayılar olmadan hayal edebiliyor musun? Bugün bildiğimiz haliyle sayılar olmadan toplumun asla gelişmeyeceğini söylemek mümkündür. Toplumun üzerine inşa edildiği bilimsel ve teknolojik gelişmeler matematiğe bağlıdır. Bu da sayılara. Çok önemli olmasına rağmen sayıların nasıl bulunduğu çoğunlukla bir gizem olarak kalır. Çünkü ilk antik tarih öncesi insanlar basit sayma yöntemleri geliştirdiler ve geride anlaşılması için hiçbir kanıt bırakmadılar. Genel görüşler ve eski kanıtlar sayıların ve saymanın bir rakamı ile başladığı fikrine işaret ediyor. Buna rağmen muhtemelen bir olarak isimlendirmiyorlardı. Bunun yerine kemiklerin üzerine çizgi çiziyorlardı. Bunun 20 bin yıl önce gerçekleştiğine dair kanıt 1960 yılında Afrika'da işengo kemiği olarak bilinen eski bir kalıntıda bulundu. Bu kemik bir babunun fibula kemiğiydi. Kemiklerin üzerinde çetele çizgisi dediğimiz çizgiler vardı. Çetele çizgileri daha az sayıdaki eşyaların ve grupların kalbini tutmak için kullanışlıydı. Toplum gelişmeye ve daha büyümeye başladıkça ticaret daha karmaşık hale geldi. Basit matematiksel hesaplamalar yapmak için sayıların geliştirilmesi gerekti. Tarihçiler sayıların ve hesaplamaların M.Ö. 4000 yılları civarında şimdiki Irak'ın güneyinde Mezopotamya'da Sümerler tarafından bulunduğuna inanıyor. Ticaret merkezleri olan şehirlere sahip ilk uygarlıklardan biri olan Sümer halkının yeni sayma ve kayıt tutma yöntemlerine ihtiyacı vardı. Sümerler yeni sayılar ve sayma sistemlerini geliştirirken hesaplamanın ve yazının temelleri de atıldı. Sayılar ve sayma sistemine ek olarak ticareti yapılan malları takip etmek için gerekli olan yazı ve temel toplamı çıkarmayı kullandılar.